Balık Sokası'ndan merhabalar. Bugünkü videomuzda levrek avında kullanılan gezer kurşunlu dipoltası nasıl yapılır? Bunu göreceğiz. İhtiyacımız olan malzemeler iğne, fır döndüğü, kurşun, gezer kurşun ve misine. Gezer kurşun kullanmayacağım bugün. Misine ile gördüğünüz gibi fır döndüğü kurşun kullanacağım. İhtiyacımız olan malzemelerle. Hemen yapım aşamasına gelelim, siz daha fazla tutmadan. Önce iğne bölümünü yapalım. İğne ve fır döndü bölümünü yapalım. İğnemizi bağlayacağız. İğne bağlama. Bildiğiniz gibi hem paladan hem de delikten bağlama yöntemlerimiz mevcut. Bugün delikten bağlama yöntemini yapacağım. Uzun olan bölümü, kısa bölümü, uzun olan gövde bölümünün etrafından 5 kere saracağım. Her balığa uygun hazır takımlarımızı balıkzokası.com'da bulabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kere sardıktan sonra şu gördüğünüz halkadan geçireceğim. O halkadan geçirdiğim zaman gördüğünüz gibi burada bir halka daha oluştu. O halkadan da geçireceğim. Çekip sol elimle destekledim. Sağ elimle de misineyi çekiyorum. Kesiyorum. İğne bölümümüz hazır. İğne bölümümüzün yanına 30 santim mesafede bir 20-30 santim civarı mesafeye bir fır döndü bağlayacağım. Ben bu mesafeyi kısaltıyorum kameranın görüntü kadrajından çıkmamak için. Siz ama bunu yaparken 30 santim bir mesafe bırakın. 20-30 santim arası. Bu santimler çok önemli değil ama kaba olarak 20-30 santim bir mesafe bırakın. Hemen fır döndüğümü iğnemle aynı misineye geçireceğim. Kısa olan bölümü uzun olan gövde bölümünün etrafından 5 kere çeviriyorum. Ve 5. 5 kere çevirdikten sonra şu delikten geçiriyoruz halkadan. O halkadan geçirir geçirmez şurada bir halka daha oluştu gördüğünüz gibi. O halkadan da geçireceğim. O halkadan da geçirip sol elimle misinenin ucunu tutup sağ elimle çekeceğim. Hemen fazladını alalım. Artık arkadaşlar bu bağlama bölümünü biraz hızlı geçiyorum. Eğer tam olarak anlayamadıysanız nasıl bağladığımızı kanalımıza abone olup videolarımız mevcut. İğne nasıl bağlanır, fır döndü nasıl bağlanır, delikli iğne nasıl bağlanır diye. Bunları inceleyebilirsiniz. Ağır çekimde orada işledik bu konuları. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bu bizim iğne bölümümüz. Bunu kenara alalım. Az sonra kullanacağız bunları. Şimdi gezer kurşun bölümünü yapalım. Gezer kurşunu misinenin etrafının içinden geçirdikten sonra ucunu az önceki hazırladığımız takımdaki fır döndünün diğer ucuna bağlıyorum. Yöntem yine aynı. Kısa olan bölümü ana beden etrafında 5 kere çeviriyorum. 5 kere çevirdikten sonra şu halkadan geçiriyorum. Şu halkadan geçirir geçirmez şurada bir halka daha oluştu. O halkadan da geçiriyorum. O halkadan geçirdiğim misinemin ucunu sol elimle destekliyorum. Sağ elimdeki misineyi de çekiyorum. Fazlalığını alalım hemen. Gezer kurşun bölümümüz hazır. Şu şekilde canlı yeminizi takıp kamışınızla fırlatıp attıktan sonra canlı yem gezinecektir. Kurşun onu rahatsız etmeyecektir. Hemen diğer bölümünü de geçelim. Takımızı bitirelim hemen. Son aşamada şuradan kesiyoruz. Bir yarım metre, bir metre mesafe bırakıp yarım metre ile bir metre arasında bir mesafe bırakın arkadaşlar. Son fır döndüğümü bağlayıp takımımı bitireceğim. En uç bölüme de bir fır döndü takıyorum.
Yöntem yine aynı yöntem. Kısa olan bölümü uzun bedenin etrafından 5 kere çeviriyorum. Başka yöntemler de var. Siz nasıl, hangisi size kolay geliyorsa onu yapın. 5 kere çevirdikten sonra halkanın içinden geçiriyoruz. Halkanın içinden geçirdikten sonra burada da bir halka oluşuyor. Oradan da geçirip sol elle tutup sağ elle misineyi çekiyorsunuz. Biraz sıkılaştırdıktan sonra misinemizin ucunu fazlalığına atıyoruz. Takımımız arkadaşlar hazır. Kamışımızdan gelen... Balığa çıkmadan önce balıkzokası.com'a uğramayı unutmayın. Fır döndürü klipsimizi buraya bağlayıp canlı yemimizi takıp hemen kullanıma geçebilirsiniz. Burada bilmeniz gereken birkaç bilgi var. Bu ağırlık 50 gramlık bir ağırlık. Dalga şiddeti bildiğiniz gibi levrek dalgalı ve bulanık sularda avlanmayı sever. Dolayısıyla dalganın kaldırabileceği, hareket ettiremeyeceği bir ağırlık seçmelisiniz. Bu da 150 gram, belki 200 gram, belki 250 gramlık kurşun olabilir. Piramit kurşun kullanabilirsiniz. Bu size kalmış, avlak yerinize bağlı olarak bu kurşunu değiştirebilirsiniz. Değiştirmenizde fayda var. Yani buraya taktığınız balığın büyüklüğüne bile bağlı olarak kurşunun ağırlığını hesaplamanız gerekiyor. Bunu da ilk birkaç atış çekişte zaten rahatlıkla anlarsınız. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu izledikten sonra herhangi eleştiriniz, yorumunuz ya da tavsiyeniz varsa videonun altına yorum bölümüne yazarsanız seviniriz. Biz de elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Rastgele.